Sağlık sektöründe efendim, dile kolay çeyrek asır 25. yılını kutluyor Avrasya Hastaneler Grubu ve yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İbrahim Uğurlu ile beraberiz. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. 25. yıl bir hayalin, bir ihtiyacın, bir arzunun peşinde geldik. Bugün hem 25. yılımızı kutlayacağız, hem de burada alın teri dökmüş, emek vermiş doktorlarımıza, çalışanlarımıza emeğe saygı kıdem ödülleri programını uygulayacağız. 25 yıl öncelerine doğru gittiğimiz zaman Türkiye'de altyapının olmadığı, üst yapının yeterince olmadığı, hastalarımızın uzun kuyruklarda var olduğu bir dönemden, yine Türk filmlerini izlediğiniz zaman o Türk filmlerinde hasta oyuncunun uçağa bindirilip Avrupalara gönderildiği, yine yurt dışında çalışan işçilerimiz Türk olan insanların yurt dışına tedavi için gittiği, bakanlarımızın, cumhurbaşkanlarımızın tedavi için gittiği bir dönemden, yurt dışından buralara hastaların geldiği, şu anda Türkiye dünya sağlık turizmi pazarında ilk 3 ile 5 arasında gidip gelmekte. Burada bunun için kaliteli altyapıların olması, kaliteli personelin olması, yeni teknolojiyi takip etmemizin gerekleri sonucunda böyle bir taleple. Ama bu talebi de iyi yönetmemiz lazım. Bu ulaşılan değerleri iyi korumamız lazım. Bu değerlerle düzenli bir şekilde gitmemiz lazım. Kesinlikle. Bu konuda da ciddi bizim gayretlerimiz var. SKS 18.000 standart üzerinden 100 üzerinden 95-99 gibi puanlar almaktayız. Hizmet ihracatında ilk 500'ün içinde yer almaktayız. Sağlık hastaneler içerisinde onlardayız. Yani 10. sıralardayız. Bunları hayal bile etsem bugün buralara geleceğimizi düşünemiyordum. Ama bunları görmek insanı çok mutlu ediyor. Birazdan o ödül alan insanların gözlerindeki ışıltıları görmek istiyorum. Onlarla birlikte. Onun için Türkiye bu konuda çok şanslıydı. En iyi insan kaynaklarını sağlık sektörüne bağladı. Çünkü aileler en iyi çocukları doktor olsun dediler. İnsan kaynaklarımız gayet iyi. Bunlarla ilgili yeterli yatırımlar yapıldı, altyapılar hazırlandı, teknoloji iyi takip edilmekte. Onun için ülkemizin geleceğinin iyi olduğunu ümidini taşıyorum, özellikle sağlık turizmi için. Ama burada kurumsallaşmak ve düzeltmeler yapmak gerekiyor. Birçok karşımıza engeller, dil farkı, kültür farkı, buna benzer bu engelleri aşacak disiplinli bir çalışmanın olması gerekiyor. Neticede şansımız iyi ama kendimizi iyi deyip bırakmayacağız. Çünkü coğrafi konumumuz da çok uygun. Yani ister Orta Doğu, ister Avrupa, Balkanlar, Kuzey, Güney, nereden bakarsan bakın Türkiye bir kavşak noktasındayız ve bu nedenle de inşallah dünümüz belliydi, bir şeyler başardık. O başarmanın insana verdiği mutluluğun tarifi yoktur. Bugünümüz belli, yarınlarımız da inşallah yeni nesillerle, yeni insanlarla bu eserler gurur duyacağımız, ülkemiz adına, insanımız adına gurur duyacağımız eserler olacağı ümidini taşımaktayım.
eğitimli, bilgili, genç, dinamik kadronuzla birlikte ve inancınızla birlikte bence Türkiye ekonomisine ve sağlık hizmetlerine sonsuz başarılarınız olacaktır. Biz Tekromeli TV ailesi olarak 25. yılınızı kutluyoruz. Daha nice 25'lere diliyoruz sağlıkla birlikte. Ben de Tekromeli ailesine Avrasya ailesi olarak gönülden, yürekten çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun.